Merhaba arkadaşlar, Crayon'cum 5 derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde yapay zeka iklimi öğreneceğiz. Yapay zeka nedir? Bizim düşmanımız olabilir ya da arkadaşımız olabilir. Bir karakter ekleyeceğiz yani oyuna. Bir dış karakter ekleyeceğiz. Bunun için Create Object alanını kullanacağız. Entity bölümünü kullanacağız. Ki Create Object alanını bir önceki derste nereden geldiğini göstermiştim zaten. Entity'ye mesela siz bir önceki derste örneğin misk alanındaydık. Bu halde misk alanında kaldıysa hemen yan tarafındaki küçük butona tıklıyorsunuz. Entity alanına geliyorsunuz ki ön bilgi vereyim. İlerleyen derslerde bu entity alanını çok çok fazla biz kullanacağız. Bunu da ön bilgisine verelim. Dediğim gibi yapay zeka o halde AI yani yapay zeka bölümünü açıyorum. Bu bölümde şu karakter bölümü kapalıdır. Karakter bölümüne geliyorum ve Human. Peki nasıl içeri aktaracağız? CryEngine 5'te çift tıklıyoruz. Böyle geliyoruz herhangi bir yere. Tek tıklıyoruz ve artık buraya gelmiş olması lazım. Çok aşağı geldiyse mesela şöyle yukarı doğru kaldırabiliriz bizim adamı. Evet, böyle iyi. Zaten oyun başladığı zaman yani ki şuradaki butondan başlatabiliyoruz. Evet, direkt olarak yere düşecektir diyelim. Ki şu şekilde de yerini ayarlamamız mümkün. Şöyle bir bırakalım. Yapay zekanın aslına bakarsanız hani zekası yani çalışması biraz daha bizim bilgisayarın tepki süresine bağlı olarak değişiyor. Yani bilgisayarımızın tepki süresi hızlıysa editör aşamasında hızlı algılıyor. Yok bilgisayarımızın süreleri yavaşsa yavaş algılıyor ki bak mesela şu an beni algıladı ve ateş ediyor. Çünkü neden? O benim düşmanım. Ve öldürdük. Şöyle gelelim. Çok yukarıdaymış. Biraz şöyle Z ekseninde aşağı doğru indirmeye çalışıyorum. Evet, indi. Güzel. Bunun biraz ayarlarına bakalım. Öncelikle isim alanı Human 3 olarak vermiş. Bu ismini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ben çok fazla isimle uğraşmıyorum ki önemli bir karakter değilse benim için isimle uğraşmıyorum. Peki neler önemli? Öncelikle ona bakalım. Biraz şöyle alta doğru inelim. AI bölümünde tabii ki değişiklik yapabiliriz. Angel bölümünde değişiklik yapabiliriz. Ama yapmayacağım. Çünkü başka bir şey göstereceğim. Daha önemli bir şey göstereceğim. Mesela şu ekipman bölümünü farklı bir ekipman verebileceğiz biz buna. Ama tabii ki o zaman ekipmanları falan seçmek gerekecektir. Ondan dolayı o alanla bir oynamayalım. Hangisiyle oynayalım? Şu hemen altındaki Grunts diye yazıyor. Yani işte terörist ya da düşman. Düşmanımız olarak biz bunu kafamıza yerleştirelim. Daha akılda kalıcı olacaktır. Grunts seçili olursa bizim bu düşmanımız olmuş olacak. Civilians seçili olursa tabii ki sivil. Yani herhangi bir şekilde bize zararı olmayan, bizim de zararımız olmasını gerektirmeyen bir kişi. Sivil olarak. Casus olarak da tabii ki seçebiliriz. Ya da daha önemlisi, yani en çok kullanacağınız aslında Grunts ile Players. Players olursa ne olur? Hemen tıklıyoruz ve Ctrl G deyip oyunun içerisine giriyorum. Evet, bana herhangi bir şekilde ateş etmez. Çünkü artık o benim arkadaşım. Benim tarafımda birisi yani. Şöyle kapatalım tekrar. Tekrar bir Human daha eklemek istiyorum. Çift tıklayıp şuraya bırakacağım. Rotasyonunu ki şu üçüncü alanda Z ekseninde şöyle çevireceğim. Ve CTRL G diyeceğim direkt olarak. Bakın direkt gördü ve bizim adama ateş ediyor.
Ateş etti, öldürdü. Beni de artık ne zaman görürse bana da ateş eder. Evet, beni de gördü. Dediğim gibi bilgisayarın tepki süresine bağlı olarak o görmeler değişebiliyor. Şu an gördüğünüz gibi bunlar sabit, yani olduğu yerden ateş ediyor. Ama biz ilerleyen derslerde bunları koşturacağız istediğimiz alanda. Yani hareketlenecekler, koşarak ateş edecekler. Onu da sağlayacağız. Bir diğeri bu derste öğrenmemiz gereken. Örneğin bunları tamam, birisi bizim tarafta, birisi düşman da. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı. Bunu nasıl değiştireceğiz? Yani hali hazırda değişiklik var mı yoksa bizim yüklememiz lazım? Hali hazırda olması lazım. Bakalım. Biraz şöyle alta doğru inelim. Model alanı olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi burada model diye yazıyor. Bunun modeline bu alandan karar vereceğiz. Şuraya tıklıyoruz ki ilk seçtiğinizde biraz algılamakta problem yaşayabilir bilgisayarınız yavaşsa. Ama şu sonu CDF ile bitenleri arkadaşlar seçebiliriz. Örneğin şunu seçtim. Bakın mesela şapkalı, daha doğrusu bereli, mavi kıyafetli bir adama dönüştü. Tekrar geliyorum. Bunu kolay bile algıladı da daha zor algıladığı modellerde oluyor. Şöyle gelelim. Evet, direkt olarak mavi falan bulunmaktaymış içerisinde. Şu neymiş? Yani aralarında ufak tefek farklar oluyor. Yani gözlüklüymüş mesela bu da. Gözlüklü model yine bizim adam. Şuraya gelelim. Daha farklısını göstereyim. Şuradaki üst butonundan bir üst klasöre geçiyorum. Bunun içerisinde yine tabii ki var gördüğünüz gibi. Şu bölüme gelelim mesela. Skinler. Bunları daha sonra göstereceğim. Aralarında olmasına şaşırdım. Şuna gelelim. Bunda mı algılamayacak acaba? Evet, algıladı. Güzel. Gördüğünüz gibi daha farklı bir karakter. Daha değişik. Tabii biraz algılamakta problem yaşıyor. Şu an ekran kartım suratını göstermiyor. Bunlar arasında çok güzel modeller var. Bilgisayarınız hızlıysa o güzel modelleri de, daha detaylı modelleri de bakarsınız. Ama daha farklısına geçelim şimdi. Yine üste geçiyorum. Bakın bu alanda bir üste daha geçmek istiyorum. Neden? Çünkü ben uzaylıya benzer bir humanoid dediği bir şey var. Ondan ekleyeceğim. Geliyorum. Buradan humanoid.cdf. Algılaması biraz yavaş olabilir. Gördüğünüz gibi bizim uzaylımız. Tabii şuraları beyaz değil. Aslına bakarsanız bu kadar parlak bir beyaz değil. Şu an ekran kartı ile ilgili bir sıkıntı olduğundan dolayı böyle biraz saçma sapan bir şekilde gösteriyor. Sadece nasıl yapılacağını öğrenseniz zaten yetecektir sizin açınızdan. Ctrl G diyelim. Tabii biraz kodları da algılaması yavaş. Yani bakalım, bunu görmüyor bile şu anda. Birkaç kez denedikten sonra zaten algılayacaktır muhtemelen. Ki eski CryEngine 3 derslerinde de bunu göstermiştim. Bunun aynısından vardı bu modelin. O zaman da birazcık daha bir 5 dakika falan algı sorunu yaşamıştık. Daha sonradan düzelmişti. Sonraki eklediklerimde muhtemelen bu da sonraki eklediklerimde düzelecektir. Bakalım. Başka ne yapabiliriz? Başka şimdilik bir şeye gerek yok. Bunları daha sonradan zaten çok detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdilik nasıl düşman eklendi ve bunun modeline nasıl karar veriyoruz, nasıl değiştiriyoruz, bunu görmüş olduk. Kendimiz model eklersek yine CDF formatında örneğin bunları da yine değiştirebileceğiz. Farklı bir yerden indirirseniz de yani aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Kendiniz yaparsanız da, ki bunun için daha çok çok fazla ders var.
Bunları da aynı şekilde değiştirebileceğiz. Evet, bu dersimizde yapay zeka nasıl eklenir sorusuna da cevap bulmuş olduk. Yeni oyun motorumuzda CryEngine 5'te yapay zeka ekledik. Kişiyi düşman mı yoksa bizim tarafımızda mı yoksa bir sivil mi olarak buna da karar verdik. Sonraki derslerde görüşmek üzere, hoşça kalın.